Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere köpeğimiz Dogo Argentino Buz için dana yüreği aldım arkadaşlar. Bu dana yüreğini arkadaşlar çiğ şekilde yedirteceğim. Hiç haşlamadan, hiçbir işlem görmeden buza vereceğim bu dana yüreğini. Ortalama neymiş arkadaşlar? Kilosu 13.90'mış. 792 gram dana yüreğimiz var. 11 lira tutmuş arkadaşlar. Ayrıca de arkadaşlar şöyle çorbalık tavuklar aldım arkadaşlar. Fiyatı 1 kilo 788 gram var. 79 kuruş tuttu. Bir tane de burada var arkadaşlar köşesinin içinde. Tavuk kanatları, tavuk kuşları. Bu da tavuk sakat atları, etleri arkadaşlar. Böyle bir üçünü bir karıştırıp vereceğim arkadaşlar. Buz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten yam yam da burada bize bakıyor. Babacı, hepsini sana vereceğim. Bunların biraz soğuk arkadaşlar. Bu soğukluk geçmesi için biraz bekleteceğim. Biraz bekledikten sonra buza vereceğim. Çünkü buzdolapta aşırı derecede soğuk olduğundan dolayı hemen vermek istemiyorum. Zaman geçtikten sonra vereceğim. Buz bunları yerken de bunların videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar şöyle size örnek vereyim. Bu tavuk kanatlarını ödül maması niyetine kullanıyorum. Ne gibi? Ona otur yat kalk gel bekle falan tarz dediğim zaman sözümü dinlediği her komut için bir tane veriyorum. Ve bunun sayesinde de yani eğitim konusunun üstünden sürekli geçmiş oluyoruz. Bilginiz olsun. Bunların hepsini bir vereceğim yani ortalama işte 800 gram işte burada da bir 800 gram 8 kilo 600 burada neymiş 1 kilo 400 ne oluyor arkadaşlar 3 kilo bir gıda tüketecek. Bunları her zaman her gün vermiyorum. Haftanın belirli günleri yemek programımıza göre hareket ediyorum. İşte buna karşı işte kuru mamasını kesinlikle yiyor. Kuru mama yemezse böyle bir gıdalar kesinlikle vermiyorum. Çünkü kuru mamadan içindeki içerikler bunların içinde yok kesinlikle. Ama hepsinin de artı bir özelliği var. İşte ilaçlar olsun, vitaminler olsun böyle takviye gıdalarla buzu en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. En önemlisi de arkadaşlar bunları verdiğim zaman kesinlikle ayda bir iç parazit yapıyorum. Yani bu da buz 40 kilo üstünde olduğundan dolayı 4 tane iç parazit haba alıyorum. İç parazit haba almadan bunlar verildiği takdirde kesinlikle arkadaşlar köpeğimiz zarar görür. Diyeceğiz ki köpekler etobur bir canlı. Fakat köpeği biz önce kuru mamayla alıştırdığımızdan dolayı annesi olsun babası olsun sürekli kuru mamayla yiyip büyüdüğünden dolayı o etoburluk metabolizması gelişmediğinden dolayı işte iç parazit olayları falan çıkıyor. Doğal gereksinimi olsa öyle bir olay olmayacak. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Dogo Argentino Buz. Görüşmek dileğiyle tekrardan arkadaşlar. Hoşça kalın. Buzu tutamıyorum. Babacığım dur biraz ısınmaları lazım.